Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlerle beraber Age of Empires'ta bu binaların, kasabaların işgal edilmesiyle alakalı konuşacağız. Bir de şehirlere yani saldırılarla alakalı konuşacağız. Ben zaten bu test server'ındaydım, biliyorsunuz. Orada zaten devam etmeyeceğim için en azından bazı deneyimleri yaşamak istedik. Ki bu askerler hani gitmesi benim için sıkıntı yok. Bu dediğim gibi bu hesabı oynamayacağım için en azından dedim hani ön bilgi olsun. Kasabaları işgal etmek veyahut işte şehirlere saldırmak bize kazandırıyor mu, kaybettiriyor mu, ne oluyor, ne bitiyor, bunlarla ilgili bir video oldu arkadaşlar. Şimdi videomuzu başlatalım yavaştan. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi kasabaya saldırıyorum. Buraya normalde top saldırı falan açabiliyorsunuz. Gene birliklerinizle komple saldırabiliyorsunuz. Ama ben normal hani 4 kıta, çok fazla oyuncu da olmadığı için 4 kıta direkt saldırıyorum kendim. Bütün ordularım tier 3 asker arkadaşlar. Yani bayağı sağlam vuruyoruz, yani burada sıkıntı yok. Zaten garnizon alıyoruz. Tabii ki buradaki püf noktayı burada yani öne çarpmak istiyorum ki bu garnizonu kestiğimiz zaman normalde mesela Rise of Kingdoms'a nedir? Garnizonu kesersiniz ve orayı ele geçirsiniz. Burada öyle değil arkadaşlar. Şimdi birazdan garnizon bakın düşecek ve olan şey bize yani bir ön ayak oldu en azından bize başlayacağımız için. Böyle birazdan göreceğiz onu. Birazdan garnizon düşünce yani sanıyorsunuz ki ele geçeceksiniz fakat öyle olmuyor arkadaşlar. Bakın garnizon düştü şu anda. Kuşatma dönemi diye bir şey başladı. Saat başladı. Ve burada da yani çok büyük bir 250 şey mi 2,5 milyon mu ne dayanıklılık var arkadaşlar. Bu dayanıklılığı şöyle. Tek kıtayla vurabiliyorsunuz. Svarm böyle 4 kıtanın hepsi vurmuyor. Tek kıtayla vurabiliyorsunuz. Buradaki önemli nokta şu. Yani burada bizim 60 tane oyuncumuz veya 75 kişiyse 75 tane oyuncumuz gelip buraya sıvanmasa çok hızlı alabiliriz. Tek oyuncuyla olacak iş değil yani. Veya 10 oyuncuyla 20 oyuncuyla olacak iş değil. Burada da gene kalabalık olmak, aktif olmak çok önemli. Burada onu vurgulamışlar. Yani ben burayı işte garnizonu kestim, bitti olay. Öyle değil arkadaşlar. Gene size bir süre veriyor. Bu süre içinde kuşatma dönemi başlıyor. Yani duvarları yıkıp buraya işgal etme. Yani orada küçük kale görüyorsunuz. Oraya işgal etme dönemi başlıyor. Orada dediğim gibi yani bu ana binayı komple indirmeniz lazım. Öyle gidip de hani sadece garnizonu keserek ele geçirilmiyor maalesef. Onu görmüş olduk yani arkadaşlar. Bu duvarların da yıkılması gerekiyor. Yani buraya mesela top saldırı falan da daha belki hızlı yıkıyordu. Top saldırı açıp diğer gene kıtalarımızı hep beraber 75 oyuncunun tek kıtayla sıvarmaması lazım ki burayı hızlı bir şekilde bu duvar kısmını yıkalım ve burayı ele geçirelim. Burada gene o ön planda arkadaşlar. İkinci diyeceğim de şu. Buralar arkadaşlar savaş açarken sizin 30 puanınız var. O 30 savaşta açtığınız yere 6 puan gidiyor. Veya belki kalanlar arası daha fazla puan gidiyordu ama. Ve bu 1 puan 3 saatte doluyor. Bu da şunu gösteriyor. Yani biz istediğimiz yere her harala gülele saldıramayacağız. Yani adamın bir bayrağına savaş açtık. Gidip öbür birle saldırayım, ona saldırayım olayı yok. Yani böyle her yani bir tek seferde çok büyük saldırılar, geniş saldırılar yapamıyorsunuz oyunda. Yani ona sınırlama getirmiş oyun. Size bir puan vermiş. O puanla siz savaş açabiliyorsunuz. O savaş açtığınız zaman da bir hazırlık dönemi oluyor arkadaşlar. Onu da belirteyim. Mesela işte burada 5 dakikaydı. Bu ilerleyen süreçte birliklere falan saldırırken belki daha fazla olacak. Çünkü adama direkt hemen saldır deyip saldıramıyorsunuz. Bilginiz olsun. Yani ben bayrağını yakayım, adam gideyim hemen yakayım değil. Savaş açmanız gerekiyor. O birliğe veya o işte işgal edeceğiniz kasabaya savaş ilan edip hazırlık sürecini beklemek zorundasınız. Hazırlık süreci dolduğu zaman da saldırabiliyorsunuz. Böyle bir özellik getirmişler yani. O yüzden yani birliğe ben hemen harla güle saldıracağım olayı yok yani. Onu bilginiz olsun arkadaşlar. Ve bu duvar şey yıkma olayı da dediğim gibi aktiflikle bağdaştı. Şimdi gelelim şehir saldırısına. Şehir saldırısına arkadaşlar şeyini kapatacağım. Boşuna ses çok gürültü olmasın. Şehir saldırısına arkadaşlar gördüğünüz üzere yine full T3 asker. 11 seviye bir şehir. Buradaki arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Adamın askerleri T2, T3 belki yok gibi. T2 ve T1 karşı. Ben bayağı adama göre güçlüyüm. Yani burada şunu görüyoruz. Yani ben bu adamla güçlü bir adama sıvarladığımda ne yapabiliyorum? Kaynak çekebiliyor muyum? Askerini öldürebiliyor muyum? Ben ne kadar kayıp veriyorum? Veya işte bu şehirleri sıvarlamak mantıklı mı bu oyunda? Bunu göreceğiz şimdi burada, bu videoda da. Ya bunlar en azından bize dediğim gibi ön ayak olsun diye arkadaşlar. Şimdi ben dediğim gibi bu serverda devam etmeyeceğim zaten. En azından bizi bilgilendir. Veya işte balinalar gelip sizi böyle sıvamlayabilecek mi?
sorunladığı zaman karlı çıkabilecek mi? Bunları göreceğiz. Hastane kapasiteleri oyun başı olduğu için 80 bin falan daha da artıyor tabii yükselttikçe. 80 bin zaten asker yani hastane düşmesi, sonradan asker ölmesi gerekiyor gene Rok'taki gibi. Önce hastanenin dolması sonra ölü vermen lazım. Ama hastaneye de ordu düşürmek zor böyle saldırarak. Onu şimdi birazdan göreceğiz. Ya sonuçta ben dediğim gibi 4 kıta adama saldırdım ve zor da kestik yani hani 4 kıta girmemize rağmen adam hani top saldırıda belki biraz daha gene farklı olur ama oyunun mantalitesini görmek açısından. Evet arkadaşlar şimdi birazdan adamın garnizonu düşecek ve kaynak çekme olayını göreceksiniz. Bakın patır patır şimdi kaynak geliyor. Ben şimdi adamın kaynağını çekiyorum. Burada da gene püf nokta var. Bunu da göreceğiz birazdan. Hani bu kaynak çekme olayı da böyle hani sandığımız gibi şey değil. Aa bütün kaynağımı çekecek adamlar gibi değil. Ona da oyun gene bir sınırlama getiriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani adamın kaynağını ölümüne çekemiyorsun. Sınırsız değil. Günlük herkesin şehirlerden, saldırı şehirlerden çekebileceği bir kaynak sınırı var. O kaynak sınırı ulaştığınızda istersen 10 şehir sıfırla, 20 şehir sıfırla çekemiyorsun kaynak. Herkesin bir günlük sınırı var arkadaşlar. O şekilde yapmış oyun. Bu da size işte yani şehirlere saldırmayı çok mantıklı kılmıyor yani. Şehirlere saldırıp kaynak çekme olayı olmadığı için. Yine burada bakın garnizon öldüğü için gene bu duvar yakma olayı falan var. Duvar yıkıldığı zaman da ne oluyordur? Yani bir dahaki saldırınızda daha rahat askerlerini kesebiliyorsunuzdur muhtemelen. Şimdi bakın geri döneceğiz. Birazdan şimdi raporlar açacağım. Evet. Gördüğünüz gibi bakın adamdan çektiğim biraz daha geri alacağım. Burada adamdan bakın. Burada şurada tabii biraz kapatıyorum. Bugün yağması günlük yağmalanabilecek kaynak ne? 480 mi? 480 mi kaynak hiçbir şey arkadaşlar. 480 mi kaynak zaten siz bir kıtayla 1,5 saatte falan topluyorsunuz. Belki 1 saatte. Yani burada öldürdüğünüz askere yazık. 120 bin. Bir de bunu hani böyle bölerek bölüyor. Her kaynaktan 480 bin de toplamda yani bu kaynakların hepsinin toplamı 480 bin ediyor. O yüzden şehirlerden kaynak çekmek için asker öldürmek çok mantıklı değil bu oyunda. Onu söyleyeyim. Ya tabii ki adamın askerini öldürmek istersiniz o ayrı ama şimdi benim verdiğim zayiatları ve adamın verdiği zayiatlar. Adam ki tek komutanla yani garnizonluk yaptı bu arada. Benim saldırdığım orduların hepsi çift komutanlıydı. Onu da belirteyim. Yani bayağı güçlüydüm adamdan. Onu söyleyeyim. Saldırdığım adamdan. Şöyle yavaş yavaş iniyoruz aşağı. Ben ilk başta bir raporları anlayamadım. Daha şimdi Rok'ta alışmışım ya. Tek tıkla işte her şeyi gösteriyor. İşte burada bakın. 5 küsür ölü vermişim. Adam 4 küsür yaralı vermiş. Adam hiç ölü vermiyor. Ben ölü vermişim. Bir de yani boşu boşuna adamın hastanesi doluyor ama sen boşu boşuna ölü vermiyorsun ki adam burada benden gene karlı çıkıyor baktığınızda. Benim hani adamın kazandığı kişilerden 935, benim kazandığım kişilerden 195. Düşünün yani. Bu demek ki burada garnizon yapmak güzel. Bunu geçtik. Çünkü tier farkı var. Tier asker farkı var. Bunun tier 1 ve tier 2 askeri fazlaydı. Ben full tier 3'te saldırdım adama. Ki ona rağmen fazla zararlı çıktı. Burada arkadaşlar 6000 küsür gene şey o okçu bildiğim 6000 küsür vermiş. Karşıda ancak 3000 küsür ağır yaralı verebilmişiz. Gene herhangi bir ölü falan yok. Yani burada yüksek rakamlar çıkmamış. Benim verdiğim ölüler fazla. Mesela burada 5000 küsür. Gene 4000 küsür hastane verdirebilmişiz. Yani adamın çok cüzi fikirler. Hastanesi doldu. Ya adamın kazandığı kişilerden de görüyorsunuz. 1399 benimki 69. Yani aradaki fark gülünç. 9500 ölü vermişim. Karşı taraf 2000 hastane vermiş. Yani bir siz kişinin sizin şehrinize saldırması demek. Siz adama 480 bin kaynak veriyorsunuz. Karşılığında deli gibi erdem puanı ve kill alıyorsunuz. Bu da olayın cilvesi işte. Yani bu sınırlama olduğu için bu tabii ki arkadaşlar artabiliyor. Benim gördüğüm kadarıyla bu savaş salonu falan var. Oradan arttırabiliyorsunuz. Savaş salonunda da maksimum 2 milyon kaynak falan yani. 2 milyon kaynak oyunun ilerleyen safhalarındaki şu an bile basılabiliyor. 2 milyon kaynak da hiçbir şey değil yani. Yani oyun sizi şuna yönlendiriyor arkadaşlar. Age of'ta şehir sıfırlayıp kaynak çekmek gibi bir mantık yok. Zaten kaynak, emin olun kaynak toplamak çok kolay oyunda. Yani sokak göre kıyasla çok rahat elde ediyorsun. Yani oyun burada sizi şuna yönlendiriyor. Kardeşim git kaynağını topla. Boşu boşuna adam şehir sıfırlamakla uğraşma. Ve sıfırladığında ve ki bu adamın birliği de falan da yoktu. Yani sadece birlikten hani AFK olan bir adam attım saldırdım yani. Şu an bakın gözcü atıyorum. Şimdi adamın elindeki şeyleri göreceğiz.
Bak adamın 557 bin birliği var. 683 bin yiyecek, işte 463 bin taş, yani o şeyde var. Kaynağı da var baktığında. Ama artık ben bu kaynağı çekemiyorum adam. Burada gördüğünüz üzere muhafız kulesi falan var, 5 seviye. Muhafız kuleleri falan önemli demek ki garnizonda. Yani burada kıyaslama yaptığımızda şey daha, yani gereksiz saldırıp, mesela ikinci bir saldırı falan denedim de şeyde fark edecek mi diye, çekilmiyor yani, kaynak falan çekemiyorsunuz, sınırınız olduğu için boşu boşuna ölü vermiş oluyorsunuz, karşıda ölü verdiremiyorsunuz zaten adamın hastanesinin, yani 80 bin kişi zaten, adamın ordusu 60 küsür bin, sen onu full hastaneye göndersen sen deli gibi ölü vermiş olacaksın. Onun için arkadaşlar, yani şunun kafanızda rahatlığını oluşturabilirsiniz: adam gelip benim şehrimi sıfırlar, adam benim işte kaynağımı çeker, ben biterim gibi bir şey yok bu oyunda. Onu söyleyeyim yani. Şu an gördüğümüz kadarıyla, yani deneyimlediğim kadarıyla. En azından şu bir ön ayak olur. Free to play oynamayı düşünen veya low spenderlar, hani balinalar beni öldürür biçer gibi düşünmeyin. Gördüğünüz gibi burada ben adamdan tier asker olarak üstünüm. Adamın tier 1, tier 2 ordusu var şehrinde. Ben tier 3 asker. Adamın tek komutanlı garnizonu var. Ki bu komutan da çok yükselttiğini düşünmüyorum. Ben 4 tane saldırıyorum ve hepsi tier 3 asker ve hepsinde de ikişer komutan var. Yani bayağı üstün bir şekilde saldırıyorum, ama benim araştırmalarımda da işte bunların saldırılar şeyleri, savunmaları adamdan da iyi yani. Söyleyeyim. Çünkü ben 13-14 seviye falanım. Adamın 11 seviye seviyesi. Ya yani onun için şu olaydan korkmamıza gerek yok. Ya işte beni öldürürler, biçerler falan değil. Yani öyle kolay değil. Burada boşu boşuna hani ordusunu öldürtmez insanlar. Ne zaman öldürürsün olduğunu? Artık adam bitirmen gerekir. Hastanesi dolmuştur karşı tarafın. Açık alanda dolmuştur. Çok savaş dönmüştür. Artık ordusu şey yapınca top saldırı açarsın. Belki o daha iyi etki ediyor. Bilmiyorum. Bunu denemek de lazım. Şehrini sıvarmasın. Öyle ölü verdirirsin. Yani onlar da tabii ilerleyen safhalarda göreceğiz. Ama oyun başı için şu an bize en azından bilgilendirici oldu arkadaşlar. Bence bu birçok kişiyi rahatlatmıştır diye düşünüyorum bu video. Evet, video bu şekildeydi. Ben sizleri bilgilendirmek amaçlı, bu neler var, neler bizi bekliyor, onları göstermek amaçlı bu videoyu yaptım. Burada dediğim gibi verdiğim ölünün hiçbir önemi yok. Bu hesabı zaten dediğim gibi deneme serverı. O şekilde. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Yine yorumlar kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.